Şimdi iç etkenler, dış etkenler, iç etkenler derken neyi kastettiğimi hepimiz üzülerek, sıkılarak, istemeyerek şahit olduk dün. Ben Vefa Bey'e katılıyorum. Birlik, beraberlik, barış her zaman fayda sağlamıştır. Fayda sağlamaya da devam edecektir. Ben ve arkadaşlarım Sayın Aziz Yıldırım'a hiçbir zaman saygısızlık etmedik. Ben hiçbir konuşmamda başkanımızdan bahsederken eski başkanımızla eski lafını kullanmadım. Yaptığım her konuşmada yapılan iyilere iyi dedim, kötü olana da kötü dedim. Saygıda kusur etmedik. Ben dünden beri büyük bir ikilem yaşıyorum. Fenerbahçe TV'de konuşmanın hepsini hiçbir şekilde kesmeden, kesintisiz yayınladık. Bu sadece duyduğumuz saygının bir göstergesi değil, aynı zamanda kendimize duyduğumuz özgüvenin de bir işaretidir. Çıkın karşımıza diyoruz, çıkmıyorlar. Ama buradaki esas hedef, yıpratalım, yıpratalım, yıpratalım. Bir sene sonra zaten dayanamaz, olağanüstü kongreye gideriz. Bu zihniyette olan insanların Fenerbahçe'nin başarısıyla yakından uzaktan ilgileri, alakaları veya hiçbir beklentileri olmayan insanlar. Yani görüyorsunuz ki Fenerbahçe'de de bir PYK var. Diyeceksiniz ki PYK ne? Paralel Yönetim Kurulu. Biz geldiğimizden beri bu arkadaşlar federasyonları ziyaret ediyorlar. Beraber görüntüler veriyorlar. Basın toplantıları yapıyorlar. Acaba federasyona gittikleri zaman, çok sevdikleri federasyon başkanıyla görüştükleri zaman, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk başvurusuyla ilgili bir şey soruyorlar mı? Destek veriyorlar mı? Fenerbahçe'nin harcama limitlerinde söz konusu Fenerbahçe olduğu zaman, o zaman bardağı yarı boş gören insanlara ya niye bunu Fenerbahçe yapıyorsunuz, haksızlık etmeyin diyorlar mı? Arka arkaya sistematik bir şekilde sahada hakkımız yendiği zaman herhangi bir tepkide bulunuyorlar mı? Yoksa iyi mi yapıyorsunuz diyorlar. Aman 28 şampiyonluğu şey yapmayın. Onaylamayın. Bekleyin. Biz geleceğiz. O zaman mı onaylayın diyorlar. Ne yapıyorlar merak ediyorum. Nasıl Ali Koç nefreti sizin Fenerbahçe olan sevginizi, Fenerbahçe için başarı istemenizi engelleyebiliyor, önüne geçebiliyor. Nasıl bir anlayıştır? Şimdi ikilem yaşıyorum dedim. Doğal olarak dün, bu hafta sonu seçimlerimiz olduğu için şehir dışından dernekler, münferit kongreleri hem ülke bazında hem yurt dışından bir sürü gelenler oldu. Doğal olarak ziyaret ediyorlar. Biz onlara gidiyoruz. İki tane konuyla karşı karşıyayım. Bir taraf diyor ki gereken dersi, gereken cevabı vermezseniz hakkımızı helal etmeyiz. Bir taraf diyor ki o seviyeye kendinizi indirmeyin. Oyuna gelmeyin. Aklını yitirmiş bir yaklaşım sergileyen insanlara cevap vermek için Fenerbahçe'yi küçük düşürmeyin. Çünkü ben artık kırgın değilim, kızgınım. Ve Aziz Yıldırım hala
benle uğraşmanın, beni kızdırmanın nelere mal olacağını görememiş bir durumda. Çok isterdim buraya gelme nezaketini, hatta cesaretini göstermesini. Otopark konusu. Buradan kartlar alındığı gibi, bizim de aldığımız gibi, sizin de aldığınız gibi kartlar buradan alacağı için Feneryum'a tahsis ettik. İstiyorsanız da, Abdullah Bey yürüyemiyormuş, İstiyorsanız da tribünde size yer ayıralım dedik. Bu 1907 tribünü olur, protokol tribünü olur, sizlerin oturduğu tribünü olur, illa ki maraton olması gerekmiyor. Ve Abdullah Bey'in yürüyemeyeceğini ifade ederek nezaketsizlik diyerek gelmediler. Şart mı Abdullah Bey'le gelmeniz? Geri kalanınız gelin, Abdullah Bey gelmesin. Abdullah Bey'le her türlü lokantaya, sıra gecesine gidebiliyorsunuz. Buraya gelinceye mi olay oldu? Hatta sizin beraber ne işiniz var? Birbirinize bu kadar hakaret ettikten sonra saygısızlık, küfürler en kutsalına ne işiniz var? 2015'ten sonra çok ciddi görüş ayrılıkları, tartışmalara rağmen, çünkü Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı olduğu için, ben bir forma alan kişiyi omzumda taşırım. Buraya 20 yıl başkanlık yapmış kişiye saygıdan başka hiçbir şey gösterilmez. Ama artık benim için bu yaklaşım geride kalmıştır. Benim için artık sadece Aziz Yıldırım'sınız. Çünkü sizi, yani kendinizi Fenerbahçe'nin sahibi görüyorsunuz. Hepimizin üstünde görüyorsunuz. Hatta Fenerbahçe'den daha büyük görüyorsunuz. Yani siz olmazsanız Fenerbahçe neredeyse olmayacak gibi gösteriyorsunuz. Ama kulübe artık zarar veriyorsunuz. 3 sene evvel buradaki seçim sonuçlarını hazmetmeniz lazım. Dün göstermiş olduğunuz hazımsızlık, beni küçültmek, aşağılamak için yaptıklarınız önce sizi, ama siz umurumda değilseniz artık, Fenerbahçe Spor Kulübü'nü küçültüyor. Artık haddinizi aştınız. (Gülüyor) 20 yıllık başkanlık yaptığınız camiada seçim sonuçları istediğiniz gibi gerçekleşmeyince kongrelerine saygısızlık yaptınız, şuradan çekip gittiniz. Ama belki size göre saygısızlık değil, çünkü siz hepimizin üstündesiniz. Dolayısıyla kızgınım. Çünkü biz rakiplerle mücadele ederken ne yazık ki sizlerle de mücadele etmek durumdayız. 3 sene susmuşsunuz, biz sizi tahrik etmişsiniz. Gerçek değil. Gerçekleri söylemediğinizi 3 sene evvel de burada ifade ettim. Biraz sonra bir daha ifade edeceğim. Ondan sonra da nasıl orta yolu bulabiliriz, ona değineceğim. Ama dün son derece kendini bilmez açıklamalar, tutarsız, küstah, dengesiz, intikam hisleriyle bezenmiş, tehditkar, rakiplerimizin sosyal medyada şölen yapacak tarzda mesajlar, çirkin üslup, yakışıksız içerik, eksik yanlış bilgiler, kibir, parmak sallamalar. Unutmuştuk biz bunları. Keşke hatırlamasaydık tekrar.
futbolda istediklerimiz, uygulamak istediklerimiz, seçtiğimiz hocalar, onlarla sağlamayı planladığımız sinerji, enerji, uyum istediğimiz gibi olmadı. Şimdi beklenti çok yüksekti. Hele ilk sene yaşadığımız hayal kırıklığı tabii arayı öyle bir açtı ki sizlerin de bizlerin de büyük üzüntülere, acılara, çileler çekmemize sebebiyet verdi. Ama şunu biliyorsunuz ki aynı zamanda gerek başka Fenerbahçe başkanları olsun, gerek başka kulüplerde ilk defa kötü bir süreç, arka arkaya şampiyon olamama yaşanmıyor. Bunu en kısa zamanda telafi edeceğimizi, size olan mağlubiyetimizi, bugüne kadar hiçbir şey vaat etmedim, bunu şöyle mağlup ediyorum, bu sefer biz sizi mağlup etmeyeceğiz. Çünkü yepyeni bir sayfa açıyoruz. 3 yılın kazandırdığı 3 yılın kazandırdığı tecrübeler, yaşattığı acılar, sıkıntılar çok şey öğretti bize. Yepyeni sayfa açıyoruz. Tam anlamıyla yepyeni sayfa açıyoruz. Ve her zamankinden daha dirençli, daha motive, daha inançlı ve daha umutluyuz. Ve ana hedeflerimizde olan inançlarımız, planlarımız hiçbir şekilde sapmamıştır. Bugüne kadar planlar, hedefler, vizyonlar doğrudur. Ama uygulamada istediğimizi yakalayamadık. Ama inşallah önümüzdeki sezon başlamak üzere hepimizin mutlu olacağı ve şampiyonlar geldikçe herkese doğrunun, iyinin, iyiliğin başarılı olabileceğini, güçlü olabileceğini, nasıl olduğunu göstereceğiz. İnanın siz belki şu an hissetmiyorsunuz. Değişim başlamıştır. Eskisi gibi değildir. Belli başlı kulüpler istedikleri gibi cirit atmakta, hakem atamaları yapmakta, gözlemci raporları, temsilci raporları değiştirmekte eskisi kadar kuvvetli ve eskisi kadar talepkar değillerdir. Ben bunu görüyorum ama daha gidecek çok yolumuz var. Bu dediğim şeylerin hala bir kısmı halen oluyor ama geçmişe nazaran daha gidecek yolumuz var. Ve biz de bu mealde doğruları savunmaya devam edeceğiz. Samandıra bambaşka olacak. O demin hitap ettiğiniz gün içinde hep istediğiniz, görmeyi arzu ettiğiniz ruhu öyle bir aşılayacağız ki Samandıra'ya, sahada yansımalarını daha ilk günden görmeye başlayacaksınız. Buna muhakkak inanın. Dolayısıyla doğru yoldayız. Ama şimdi bu ekilen tohumların meyvelerini toplama zamanı. Biz önümüzdeki sene şampiyon olmak zorundayız ve Allah'ın izniyle de şampiyon olacağız.